Artvin Medya 8. gün programından iyi akşamlar. Evet kıymetli Artvinliler, yeni bir canlı yayın programıyla sizlerin karşısındayız. Bu akşam çok kıymetli bir konuğum var ve Artvin'de gündem olan konuları konuşacağız. Eğitimi konuşacağız ve özellikle son 1-2 gündür tartışılan konular var. Bunları dile getireceğiz. Konuma dönmeden önce sizlerden şunu rica ediyorum. Şu anda canlı yayınımız sosyal medyamızda Artvin Medya sosyal medyalarında canlı yayında ve bunları paylaşırsak daha çok izleyici kitlesine ulaşmış oluruz. Evet konuma döneceğim, gündemi, konuları ve soracağımız soruları tek tek kendisine ileteceğim, cevaplarını alacağız. Sizler de eğer soru sormak istiyorsanız, önerileriniz, fikirleriniz varsa yine canlı yayınımızdan bizlere yazabilirsiniz. Ben de yayında bunları takip ederekten konuma soruları ileteceğim. Kim bu akşam bizim canlı yayın konuğumuz? İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar. Sayın Müdürüm, hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum, hoş bulduk Sayın Akunkaya. Birbirinden önemli konular var, gündem maddeleri var. Bunlara tek tek değineceğiz, beraber bunu tartışacağız. Ekran başında izleyen seyircilerimiz bizleri takip ediyorlar. Bunlarla alakalı soru sormak isteyenler sorularını sosyal medyadan bize yöneltecekler ve biz onlara cevaplarını vereceğiz elimizden geldiği kadarıyla. Sorulara ve gündeme geçmeden önce, tabii bizler tanıyoruz Fahri Acar kimdir ki şu anda keza İl Milli Eğitim Müdürü olarak göreve de başladınız. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın, onu da söyleyelim. Yayınımız sadece Artvin'de değil, Artvin dışarısında, Artvin dışında yaşayan evet. Artvinliler İstanbul'da, Bursa'da, Ankara'da, hatta Almanya'da bile izleniyoruz. O yüzden oradaki Artvinli hemşehrilerimiz, bizleri izleyen hemşehrilerimiz de Fahri Acar kimdir tanısınlar, bilsinler diye. Kısaca bir kendinizden bahseder misiniz efendim? Çok teşekkür ediyorum Sayın Altınkaya. Öncelikle ekranları başında bizleri izleyen saygıdeğer izleyicilerimizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ayrıca sizlere, tüm ekibinize eğitimi gündem yaptığınız için ki bu biz çok önemsiyoruz. Çünkü ilk göreve başladığımızda söylemiştik, söylemeye devam ediyoruz. Artvin'i eğitimiyle konuşulan bir kent yapmak istiyoruz. Eğitimdeki başarılarıyla konuşulan bir kent yapmak istiyoruz. Bu anlamda da bizim sesimize kulak vermeniz, bizi izleyicilerimizle buluşturmanız bu açıdan önemli. Ayrıca size ve yayın ekibinize çok teşekkür ediyorum. Evet, biz teşekkür ediyoruz. Tabii ki buyurun. Fahri Acar Artvinli. Artvin'de doğup büyüyen, ilkokul, ortaokul o zamanki tabiriyle ve lise eğitimini Artvin'de tamamlayan, arkasından sınıf öğretmenliği okuyan, sonra Ankara Üniversitesi'nde eğitimde psikolojik hizmet okuyan bir eğitimci. Yaşamı tamamıyla eğitimle, araştırmayla, çocuklarımıza nasıl daha faydalı olacağız bunun mücadelesiyle geçti. İlk öğretmenliğim Kars'ta başladım. Arkasından uzun bir Artvin deneyimimiz oldu. Artvin'de Rehberlik Araştırma Merkezi'nin öğretmenliği, müdür yardımcılığı ve kurucu müdürlüğünü yaptım. Özel eğitim ve rehberlik anlamında o dönemde 1994-2002 yılları arasında Artvin'de çalıştık. Bütün altyapı çalışmalarını, çocuklarımızın tanılanması, eğitime kazandırılması, sosyal yaşama kazandırılmasıyla ilgili birçok çalışma yaptık. Sonra görevde yükselme sınavıyla şube müdürlüğünü kazanarak Artvin'den ayrılmak zorunda kaldım. Kendi doğum evet. yerimizde çalışamadığımız için görevlerim nedeniyle daha sonra Samsun, Balıkesir'de deneyimlerimiz oldu. Bugün Allah'a şükür nasip oldu. Eğitim kenti Artvin'de, coğrafyamızın bize hediyesi eğitimin en öncelikli il olduğu Artvin'de Milli Eğitim Müdürü olmak nasip oldu. Bunun bilinç ve sorumluluğuyla görevimizi yürütmeye başladık, sürdürüyoruz inşallah. Çok güzel, bir sürü görevlerde bulunmuşsunuz, bir sürü çalışmalar yapmışsınız. Maşallah daha gençsiniz müdürüm. Yani uzun yıllar, uzun hizmet yılları sizi bekliyor da diyebiliriz. Evet, az önce kendinize söylediniz, daha önce Artvin'de de görev yapmıştınız, Artvin'de de çalıştınız. Sınavlar neticesinde Artvin'in dışına çıkmak zorunda kalmıştınız. Ve Artvin'le tekrar geri döndünüz, bu sefer İl Milli Eğitim Müdürü olarak geri döndünüz. Artvin'i nasıl buldunuz? Evet, tabii ki ben Artvin'den görevim nedeniyle ve üniversite yaşamı nedeniyle ayrılmak zorunda kaldığım süreler oldu ama gönlümüz hiçbir zaman ayrılmadı. Artvin'de eğitim, Artvin'de sosyal yaşamı, Artvin'in gelişmesiyle ilişkin neler varsa ki yılın önemli bir bölümünü de Artvin'de geçiriyordum her yıl. Ailem buradan ayrılmadı, biz de sürekli buradaydık. Birisi olarak
bu defa daha ağır bir sorumlulukla bu güzel görevle Artvin'e döndükmenin sevinciyle birlikte eğitim çalışmalarımızla ilgili bir değerlendirme yaptığımızda tabii benim ayrıldığım 18 yıl olmuş yaklaşık. Çok maşallah farklı, daha güzel bir Artvin buldum. Çünkü o zaman biz fiziksel yapılar, eğitim araç gereçleri, donanımlarla birlikte bunlarla mücadele ederken aynı zamanda Artvin'de öğretmen eksiğiyle çok uğraşıyorduk. Ama bugün bakanlığımızın uygulamalarıyla hiçbir okulumuzda, köydeki okullarımızda dahil personel açığımız bulunmamakta. Yani Artvin'de şu anda hiçbir okulda öğretmen açığımız, eksiğimiz yok. Evet, çok iddialı söyleyebiliriz. Tabii bazı branşlarda ufak tefek eksiklerimiz var ama ana branşlarda. Yani benim eğitimimi, eğitimde niteliği, kaliteyi etkileyecek sayısal anlamda bir eksikliğim yok. Çok güzel. Ücretli öğretmenlerimizi çalıştırıyoruz. Bunları geçici olarak doğum raporu olan veya mazereti nedeniyle çalışamayan arkadaşlarımızın yerinde. Ve sözleşmeli olarak geldiği için arkadaşlar 4 yıl gibi bir zaman burada çalışmak zorunda. Bu nedenle çok da verimli oluyorlar. Onlardan faydalanabiliyoruz. Fiziksel anlamda çok idealiz. Yani öğrenci sayımız orta öğretimde 20. Yani derslik başına düşen öğrenci sayımız ilk öğretimde 16. Bir sınıfta, aynen. Bizim dönemlerimizde 36-40'ı bulduğu dönemler vardı bizim okul okuduğumuz anda, dönemlerde. Yani 20-16 sayıları çok süper sayılar. Yani başarılı olmak için, durumu özetlemek için söylüyorum. Artvin'de şu anda orta öğretimde 20, ilk öğretimde 16. Daha güzeli öğretmen başına düşen öğrenci sayımız 13. Yani bir öğretmene 13 tane öğrenci düşüyor. Öğretmen de rahatlıyor sefer. Daha çok verimini, temposunu, mesaisini öğrencilerine aktarma konusunda daha da rahat olmuş aynen oluyor. Kullandığımız ders araç gericinden tutun da binaların fiziksel yeterliliğine karşı. Evet. Binalara geleceğiz. Türkiye'de çok farklı bir noktaya geldi ama Artvin özellikle emeği geçenlere, bizden önceki arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir noktadayız. Artık biz verimliliği artırma, başarıyı artırma ona konusuna... Ona gelecektim. Neler yapmak istiyorsunuz? Neler planlıyorsunuz? Evet. Eğitim. Çünkü bir zamanlar diyeyim, bunu üzülerek söylüyorum. Onun da neticelerini ve rakamsal hatta şeylerini sizden isteyeceğim ben onun. Bir zamanlar eğitim eşittir Artvin'di. Çok üst sıralardaydı çıta. Bunlarda dengeler son zamanlarda değiştiğinin biz de farkındayız. Medya olarak takip ediyoruz. Siz neler planlıyorsun? Biraz eğitimi konuşalım. Daha sonra zaten özellikle sert sorular var. Onlara değineceğim. Önce tempoyu biraz yavaştan hızlandıralım istiyorum. Neler planlıyor Milli Eğitim Müdürlüğü, Fahri Acar İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak eğitim konusunda? Hele Artvin'de neler planlanıyor? Sayın Altunkaya, ben yaşamını bu tür çalışmalara adamış. Hatta geçen gün bir toplantımız oldu. Orada da övünerek gösterdim. Yaklaşık 20 yıl önce Artvin'de eğitimin niteliğini nasıl artırırız konusunda araştırma yapmış ve kitap yayınlamış bir eğitimciyim. Tabii ki bütün çabamız Artvin'de eğitimi niteliğini nasıl artıracağız? Şöyle düşünün, çocuklar en kıymetlilerimiz, geleceğimiz, göz bebeklerimiz. Ayrıca biz yetişkin kuşakların canımızdan aziz bildiğimiz vatanımızı, milletimizi, bayrağımızı emanet edecek kuşakları yetiştiriyoruz. Evet. Biz bu nedenle mesleğimizi profesyonel bir işten öte bir yaşam biçimi, bir adanmışlıkla yapıyoruz. Bütün ekibime de bunu telkin ediyorum. Buna benzer duygularla hareket ediyoruz. Yani öğretmenliğin mesaisi, öğretmenliğin şu kadar çalışır bir ölçüsü, öğretmenliğin bugün git yarın geliyor. Bunun farkındayız, takip ediyorum ben sizi özellikle Milli Eğitim sayfalarında. Sürekli ilçelerdesiniz, sürekli okullardasınız, toplantı halindesiniz, şey yapıyorsunuz. Ben bu arada arada sırada laptopa bakıyorum çünkü sorular geliyor, tabii onları takip ediyorum. Ona göre soruları da yönelteceğim ben size. Ben ve ekibim, biz büyük bir aileyiz. Bütün yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz, şu anda rakam da vereyim. Ücretli öğretmenlerle beraber 2006 öğretmenimiz var. Artvin'de. Tabii yani müdürleri de kattığımızda 253 tane de yöneticiyiz. 2259 kişiyiz. Yardımcı personelimizi de katınca, ücretli öğretmenlerimizi katınca 3071 kişilik bir aileyiz.
Maşallah. İşkur'dan çalışan personellerimizi de katıyoruz. 3500 kişilik bir camiayız. 174 bin nüfusumuzu düşünürsek bu camianın ne anlam ifade ettiğini söyleyebiliriz. Evet. Birlikte büyük bir aile olarak tüm gayretimizle, tüm samimiyetimizle, bütün yönetim ekibiyle 7 gün 12 saat esasıyla çalışıyoruz. Bütün gayemiz de çocuklarımıza daha iyi eğitim olanakları sunmak. Onları yeteneklerini gerçekleştirerek yetenekleri ölçüsünde en iyi eğitimi alıp güzel bir meslek, güzel bir iş sahibi yapma gayretidir. İnşallah. Tabii ki herkes, bütün eğitimciler bunun için çalışıyor ama biz tempomuzu daha yüksek tutarak Artvin'in veli profilini de kullanarak ki Artvin bir eğitim kentidir. Artvin'deki tüm aileler çocuklarını okutmak için gayret eder. Bu zaten bir hızlı de, girdiniz, aynı tempoyla devam edecek gibi görünüyor Fahri Acar'ın ekibi. Bu nedenle de Artvin'de eğitim en önemli sektördür. Evet, kesinlikle. Çünkü bizler de bunun farkındayız. Yani çok çok iyi konuşuluyordu, çok çok iyi söyleniyordu. Ondan sonra bir baktık alt sıralara kadar gerileme gördü. Bunu üzülerek şöyle, söylüyorum. Yani, bunu neye bağlıyorsunuz? Nedir bu? Ben şimdi Türkiye'nin çeşitli yerlerinde çalıştım. Yurt dışında da gözlemlerimiz oldu. Oralarda da bulunduk. Artvin deyince çalışkan, başarılı, dürüst, okumuş yazmış insanların şehri akla gelir. Doğru da. Yani bununla da övünüyoruz. Hele hele il dışına çıktığımız zamanlarda bu yargılar kolay oluşmuyor. Bunu oluşmasını sağlayan büyüklerimize de minnettarız. Çünkü böyle anılan bir kentte yaşamak, böyle anılan bir kentte doğmak bizler için de onur. Şimdi bütün çabamız işte bu markalı kenti eğitimdeki akademik başarıyı da buna eşlik ettirmek. Yani daha özele inersek, ortaokuldan çocuklarımızın girdiği liseye geçiş sınavında LGS diyoruz ya da üniversiteden liselerin sonunda çocuklarımızın girdiği üniversite sınavında onları daha başarılı kılmak. Ölçütlerimizden birisi tabii. Evet. Tempomuzu da buna göre ayırıyoruz. Şu anda bütün ilde bu anlamda bir sinerji yaratmaya çalışıyoruz. Bütün arkadaşlarımızın, bakın bütün çalışanlarımızı aynı önemde, eşit mesafede, hiç kimseyi birbirinden ayırmadan liyakate, adalete, çalışmaya, performansa önem vererek alanda gözlemliyoruz. Onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bir iş için gelen, bir çocuğumuza bir proje için hazırlanan herkese de sonuna kadar destek oluyoruz. Olmaya da devam edeceğiz. Evet, bir sorumuz gelmiş. O soruyu ben biraz sonra size yönelteceğim Sayın Müdürüm. Biraz sonra o soruya döneceğim. Evet. Şimdi yine projeler var. İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine geldiğinizden itibaren bizler de yine takip ediyoruz. İlçelerdesiniz az önce de söylediğim gibi. Toplantılar yapıyorsunuz. Eğitimin kalitesini daha yükseltmek için. Biz de sonuçta veliyiz. Yani bizim çocuklarımız Artvin'de eğitim alıyorlar. Biz de onların başarısıyla her zaman gurur duymak isteriz. Aile de burada çok önemli bir etken, bir faktördür. Ama tabii eğitim camiası da yine bunun en önemli etkenlerinden bir tanesidir. Evet. Bununla alakalı olarak bugün gazeteleri de değerlendirecektim ama sadece bir gazeteyi, kendi gazetemizi almak istedim. Bir haberimiz var. Sizinle alakalı yapmış olduğumuz bir haber var. Ben bunu da şöyle göstermek de istiyorum. Bilge projelerden, bilge tanıtım projesinden bahsetmişsiniz. Arkadaşlar şöyle gösterelim bunu da. Artvin Medya gazetesinde haberde yer aldı. Bilge projesi tanıtımı gerçekleştirildi diye çok da güzel bir katılım vardı. Evet, gördüğüm evet. kadarıyla takip ediyoruz zaten. Bilgi proje nedir müdürüm? Amacınız ne? Bu projeyle ne anlatmak istiyorsunuz? Nereye fayda sağlamak istiyorsunuz? Geçen pazartesi günü tam bir hafta önce başladık Bilge'ye. Çok da güzel dönütlerini aldık. Bir haftada çok muazzam bir sinerji oluştu. Bilge nedir önce? Bilge Artvin Valiliği, Sayın Valimiz Yılmaz Doruk Beyefendi'nin himayelerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün koordinesinde Artvin'deki bütün paydaşların, herkesin, medya dahil buna, diğer kurumlar dahil çabalarıyla sürdüreceğimiz bir proje. Bilimsel ilkeli,
gelişimsel eğitim projesi. Açalım biraz daha. Evet. Biraz daha açalım müdürüm. Bilimsel ilkeli gerçekten önemli lider bir konu. Gelişimsel eğitim projesi. Evet. Şöyle biz bu projeyle ki bakanlığımızın 2023 eğitim vizyonu çerçevesinde şöyle genel bir hedef var. Bütün çalışmaları görünür, ölçülebilir, izlenebilir hale getirip dolayısıyla daha faydalı çalışmalar haline getirmek. Yani somut veriye dayalı, bilimsel ilkelere dayalı, ölçülebilir, gözlenebilir hale getirmek. Biz de Bilge'de yapacağımız çalışmaları bir yazılımla destekleyerek öğretmenlerimizin faaliyetlerini bizler tarafından, okul müdürleri tarafından görülebilir, izlenebilir, onlara katılım sağlanabilir, sonuçlarını değerlendirebilir ve bu anlamda elimizde muazzam bir datanın oluştuğu bir proje haline getirdik. Bilge, söylediğiniz gibi geçen hafta Sayın Valimiz başta olmak üzere, Sayın Milletvekilimiz, Sayın Cumhurbaşkanı Başdanışmanımız, evet. Sayın Garnizon Komutanımız, Sayın Belediye Başkanımız, Sayın Cumhuriyet Başsavcımız, kaymakamlarımız, ilçe belediye başkanlarımızın bir kısmı, bütün Artvin halkının katılımıyla gerçekleştirdik tanıtımını. Bunun için söylüyorum. Bilge Artvin'i eğitimde bir araya getirdi. Daha doğrusu konu eğitim olunca Artvin hep bir araya gelmiştir. Hep birlikte bir çaba göstermiştir. Bunun da o gün resmi orada oluştu. Ben bütün katılımcıları salonda, burada... Salonda doluyu. Evet, saygıyla selamlıyorum. Çünkü burada eğitim biraz motivasyon işi, moral işidir. Öğretmenlik de öyle. Öğretmenlik, milli eğitim dışındaki camiaların bize verdiği destek bu anlamda çok motivasyon sağlıyor bize. Burada da Artvin'de de bu enerjinin oluştuğunu gördük. Bilge ile hedeflerimiz çok tabii. Yani Bilge ile biz iyi insanlar yetiştirmek istiyoruz. İnşallah. İyi insanlar, vatanını milletini seven, evet. Büyüğünü küçüğünü bilen, komşusunun düğünü olduğunda ona eşlik eden, tebrik eden, cenazesi olduğunda matem tutabilen, yardıma muhtaç birini kaldırımdan karşıya geçirebilen, devletin malını koruyabilen, devleti, bayrağı, milleti, bağımsızlığı söz konusu olduğunda ben de varım, öndeyim diyebilen, bütün bunlarla birlikte aynı zamanda da dünyadaki yaşıtlarıyla yarışabilen, rekabet edebilen, yabancı dil bilen, teknoloji kullanan, bilgisayar bilen bir nesil yetiştirmek istiyoruz. Bu nedenle biz Bilge'de 4 ana temayı öne çıkardık. Tabii bütün velilerimizin beklentisi, bizlerin de beklentisi akademik başarıyı önceliyoruz. Tabii. Yani 4 ana temadan birisi olarak akademik başarıyı önceliyoruz. Evet, çünkü değinelim. Başarı bunlara olmazsa değil, olmaz. Ben de bir tane atan yayına bakayım. Öğrencisini okulumuza evet. gönderen her veli çocuğunun başarılı olması başarılı olmasını istiyor. Tabii. Bu nedenle rutin derslerimizin yanı sıra işte DYK kurslarımızı, destekleme ve yetiştirme kurslarımızı daha etkili, kariyer danışmanlığı, kitap okuma etkinlikleri, kariyerinde başarılı kişilerin okullarımıza daveti, ortak sınavlar, aile ziyaretleri, ekstra dersler. Yani başarıyı artırmak için elimizdeki bütün enstrümanları sonuna kadar kullanıyoruz. Ben okullara gittiğimde görüyorum, gece özellikle yurtları bize emanet edilen çocuklar, çünkü çok önemsiyoruz. Ben gece ziyaretlerimi ya da adına denetimde dersek, denetimlerimi daha çok gece yapıyorum. Habersiz yapıyorsun. Evet, habersiz bir gece. Orada gittiğimde karşılaştığım manzaralar çok hoşuma gidiyor. Çocuklar ders çalışıyor, öğretmenler başlarında soru çözdürüyor, kitap okuyor. Zamanlarını o kadar güzel kullanıyorlar ki. Zaten başarıya götüren yol da bu. Biz zaten Bilge'de bakınız okuldaki etkinlikleri kurgularken aynı zamanda da okul dışı etkinlikleri de kurguluyoruz. Artı evdeki çocuğun geçireceği zamanı da planlıyoruz. Yani çocuğun başarılı olmasına etki eden bütün yapıyı denetliyorsunuz, evet. kontrol evet. ediyorsunuz. Şimdi temalara döneceğim ama madem Bilge'yi açtık, şöyle bir kurgu var. Öğretmen plan yapıyor, bir faaliyet planlıyor. Bu faaliyetin nerede, ne zaman, kimler için, nasıl yapacak?
faaliyeti bitiriyor. Bu öğrenciye yönelik olabilir, veliye yönelik olabilir. İşte zümrelerine, diğer öğretmenlere yönelik şey olabilir. Şey de çok hoşuma gitti benim. Geçtiğimiz haftalarda siz denetimden bahsetmiştiniz de, geçtiğimiz haftalarda benim de çocuğum HOPA'da eğitimini görüyor. Veli toplantısına katılmıştım ben. Arka sıralarda oturuyordum. Baktım, tat kapı geldiniz, veli toplantısına katıldınız. Orada güzel de bir konuşma yaptınız. Yani bir tek öğrencileri şey değil, siz aynı zamanda velilerin de yapılan toplantılarına da katılıyorsunuz. Evet, bilgenin hedefinde de hem öğrenci, hem öğretmen, evet, hem veli var. O çok güzel bir şey gerçekten. Konuyu açtığınızı çok hoşumuza yani gitmişti ben, bizim de. Sayın Altunkaya, göreve başladığım gün Sayın Valimizi ziyaret ettim. Arkasından bir okula ve öğretmenler odasına gittim. Yani ben okullardayım, öğretmenlerimin yanındayım, başarı için varım ve şöyle diyeyim, şu anda 5 ay oldu hizmet sürem. Evet. Dakika dakika istatistiğini tutmadık ama yaklaşık olarak söyleyeyim, herhalde en çok zamanımı okullarda ve öğretmenler odasında geçirdim şu 5 ay sürede. Yani makam odamdan daha fazla zamanımı öğretmenler odasında geçirdim. Şöyle geçen gün arkadaşlara dedim, bir çıkarır mısınız ne kadar okula gitmişiz, neler yapmışız? Ve kısaca notları verdiler elime, buradan söyleyeyim bakın 44 okuldu ta 15 gün önce, şu anda 50 okulu geçmişizdir. Yaklaşık 1400 öğretmenle öğretmenler odasında bir araya gelmişsiniz. Tabii yani. Çok önemsiyorum bunu. Hiçbir öğretmeni ayağıma çağırmadım. Hiçbir öğretmeni odamda görüşmedim. Öğretmenler odası çünkü özeldir. Öğretmenin evidir ve mahrem alanıdır. Bütün öğretmenlerimle ilk temasımı, ilk tanışmalarımı öğretmenler odasında yapıyorum. Siz de zaten bir öğretmensiniz. Şu anda evet 2000 öğretmen olduğunu doğal düşünürsek 1400 öğretmene falan ulaştım. Yani okul olarak belki çok okula değil ama kalabalık okullara gittiğim için ve bunu, ne kadardır görevdesiniz? Ben 29 yıl oldu. Yok, il milli eğitim olarak. Artvin'de 5. ayımı doldurdum. 5. ayda bu kadar yapmışsınız. Siz 5 ayda da diğer öğretmenleriniz üzerindesiniz. Evet, yani şöyle 2 ayda %100 evet. %100'ü tamamlamış olacaksınız. Hedefiniz o. Şu yoğunluğu atlattıktan evet sonra mesela 1300'e yakın öğrenciyle sınıfta sohbet etmişim. Kariyer danışmanlığı, işte çocuklara, özellikle 8. sınıf çocukları ve 12. sınıf öğrencilerimizi çok önemsiyoruz, motivasyonunu. Söylediğiniz mesela size tesadüf denk geldik. En az böyle 8-10 veli toplantısında 600'e yakın veliyle sohbet ettik. Şimdi eğitim, bu velilerin de hoşuna gidiyor. Tabii, yani görsel olarak da şeyde güzel eğitim, sürekli müdür sıkılıyor belki. Bakmasın. İl Milli Eğitim Müdürü çat kapı geliyor ve konuşma yapıyor evet, gerçekten. Evet, yani, ben çok keyif almışım bugünkü çok toplantıda. Şaşırıyor arkadaşlar. Orada çok özür diliyorum. Gazi İlkokulu'yla alakalı olarak sorular gelmeye başladı. Sevgili izleyicilerimiz, sıra sıra gidiyoruz. O konu zaten gündemimde var. Kesinlikle müdürüme o soruları yönelteceğim, bilginiz olsun. Evet. Buyurun efendim. Şimdi sabah 8'de gidiyorum. Mesela okulun kapısında öğretmenleri ben karşılıyorum. Sohbet ediyoruz. Sabah çaylarını içiyoruz. Akşam yurtta gidiyoruz. Çok enerjiksiniz müdürüm. Öğretmenlerle. Yani sorumluluğumuz büyük. Sorumluluğumuz büyük. Dediğim gibi çocuklar geleceğimiz hem bireysel, aile, ilimizin hem ülkemizin geleceği. Tabii ki. Yani boşa geçirecek bir dakika zamanımız yok. Bütün ekibimizle. Bütün ekibimizle. Sadece ben çünkü tek başıma bir şey başaramam. Ben gerçi her zaman için yukarılara çıkarmak, daha üst seviyelere çıkartmak her zaman için iyidir. Bahsettiğimiz yer sonuçta Artvin kendi memleketimiz. Ve memleketimizin Türkiye'de böyle güzel şeylerle, eğitimle, bilimle, teknolojiyle anılması bizlerin de hoşuna gider. Kötü haberlerdense iyi, olumlu, güzel eğitimle, artık, bilimle anılması herkesin hoşuna gider. Baştan da söylemeye çalıştım. Artvin'i eğitimdeki başarılarıyla konuşulur bir kent haline getirmek istiyorum. Aslında İnşallah. Daha da detaylı bir hayalim var ama onu sonuna doğru paylaşayım. Gerçekten de çünkü hayal etmeden olmuyor. Büyük hayallerim, büyük tutkularım var Artvin'in eğitimine ilişkin. Evet. İnşallah onları da paylaşırız. Bilge'de 4 aşama dediniz. Bir evet tanesine değindik. Akademik başarı dedik. Evet. İkincisi değerler eğitimi ve medeniyet bilinci. Bakın az önce söyledik. Yani bizim iyi bakkalımızın olması lazım. İyi fırınımızın fırıncımızın olması lazım. İyi berberimizin olması lazım. İyi yetişmiş şoförümüzün olması lazım. Günlük yaşamımızı bir değerlendirelim biz. Bakın kimlerle temas ediyoruz. Yaşam kalitemizi ya da halk diliyle kabaca söylersek mutluluğumuzu kim belirliyor?
çevremizdeki iletişimde bulunduğumuz. Bunlar kim? Dolmuşçu. Bunlar kim? Bakkal. Bunlar berber. Kim fırıncı? Bunlar kim? Berber. Evet. İyi, dürüst, nezaketli, az önce saydığım vasıflara sahip insan yetiştirmek durumundayız. Kesinlikle. Bu nedenle akademik başarı kadar iyi insan yetiştirmeyi hedefliyoruz. Çünkü yani herkes doktor ya da mühendis olmayacak. Yani belli. Herkes Milli Eğitim Müdürü ya da vali olmayacak. Her sektörde insana ihtiyacımız var. Siz Milli Eğitim Müdürü oldunuz, biz gazeteci olduk. Her sektörde ama iyi insana, kaliteli insana, doğru insana, dürüst insana ihtiyacımız var. O yüzden akademik başarı kadar bu değerler eğitimi ve medeniyet bilinci başlığı altında topladığımız şey bu aslında. Dediğim gibi devlet malına zarar vermeyen çocuk yetiştirmemiz lazım. Yere çöp atmayan çocuk yetiştirmememiz lazım. Bunu bütün arkadaşlar şiar edindik biz. Artvin kaliteli yaşam düzeyinin çok yüksek olduğu sakin bir emekli şehir. İşte yaşam kalitemizi bakın bunlar da etkileyecek. Yani benim şu anda öğrencim 3 yıl 5 yıl sonra yaşamı birlikte paylaşacağız. Onun vasıfları benim de yaşam kültürümü, yaşam kalitemi edilecek. O böyle bakıyoruz. Eğitime böyle bütünsel yapı içinde bakıyoruz. O yüzden iyi ve başarılı insan diyoruz. İnşallah yani. Üçüncü temamız güzel. Tabii ki. Üçüncü temamız sosyal ve kültürel faaliyetler. Bakınız yani doğada yeteneğin, zekanın dağılımı homojen. Her insan aynı zeka seviyesinde olmaz. Akademik başarı da eşit olmaz. Ya bu doğanın tabiatına aykırı. Ama eğitimde her insan bizim için değerli. Her insanın seviyesi neyse o aşamada değerlendirmemiz lazım. Yani en üst düzeyde üstün yetenekli çocuktan en alt düzeydeki çocuğumuza kadar bizim için insan olarak aynı değerli. Tabii ki yani sonuçta tembel öğrenci de var. Bu nedenle çocuğu... Tembel öğrenci biz kaçardık derslerden. Yani bu nedenle çocuğu yetenek seviyesi ölçüsünde geliştirmeliyiz. İşte spor yeteneği, o yüzden dedim. Sanat yeteneği, resim yeteneği, yazarlık yeteneği. Bu da o zeki çocuk da yoktur. Bir çocuğu oturur 5 dakikaya ortamı tarif eden o kadar güzel bir şiir yazabilir ki. Evet. Ama bu çocuk matematikte aynı başarıda değildir. İşte bu çocuğun da o yeteneğini kullanmak çok istiyoruz. Çok güzel. Yani uzun boylu bir çocuk. Öğrencinin yeteneğine doğru yönlendirilmesi gerçekten çok güzel. Aynen. Benim kızım boylu... Hopa'da Karadeniz Ülkeleri Okulu'nda voleybol takımında mesela şu. Aynen. Bakınız şimdi zaten herkesten akademik başarı bekleyemeyiz. Herkes beyaz yakalı olmaz. Olamaz. Olamaz. Olmamalı da. Olmamalı da zaten. Evet. O zaman diğer işleri yapacak kimse kalmaz. Aynen. İşte burada bakın uzun boylu bir çocuk aa diyorsunuz bundan ne güzel basketçi olur. Onun işte basket oynama fırsatı sunmalıyız. O çocuğa ki yeteneklerini şeyde geliştir. Takip ediyor şimdi 7 Mart bizim voleybolcu takımımız var Sayın Hocam da sağ olsun başlarındalar. Her gün bir başarıya imza atıyorlar. Spora gidiyorlar, kazanıyorlar, geliyorlar. Geçenlerde yine Türkiye 9.sü mu öyle bir şey olmuştu. Biz de yakından takip ediyoruz. Öğrenciler çok güzel, çok keyif alıyoruz biz de bunları gördükçe. İşte bu başarıyı da biz akademik başarı kadar önemsiyoruz. Çünkü çocuk kendini yetenekli. Bakın bu spor dallarından birinden bir çocuğumuzu, iki çocuğumuzu, beş çocuğumuzu milli yapsak çocuğun hayatına ne kadar büyük katkı sağlamış oluyoruz. Bu nedenle sosyal kültürel faaliyetler içinde bütün sanatsal, sporsal faaliyetleri değerlendiriyoruz ve çocuklara o fırsatları sunuyoruz. Evet. Sunmakta zorundayız. Okullarımız çok yönlü gelişimi ve her çocuğumuza yeteneği ölçüsünde gelişim olanağı sunmalıdır. Eğitimde fırsat eşitliği dediğimiz de bu. Kesinlikle. Yani olması gereken de o. Bakanlığımızın da önemli hedeflerinden biri. Çünkü az önce güzel bir şey söylediniz. Herkes beyaz yakalı olamaz. Olmaz. Bunun bir imkanı yok. Öyle bir zorunluluk da yok. Öyle bir zorunluluk da yok ki öyle bir şey olsa zaten dengeler alt üst olur. Tamamen dengeler alt üst olur. Bizim futbolculara da ihtiyacımız var. Ressama da ihtiyacımız var. Şaire de ihtiyacımız var. Gazeteciye de ihtiyacımız var. Aynen. Sayın Altunkaya son temamızda özetleyeyim. Tabii bunların bakın biz sayfalarca kitap haline getirdik bu projemizi. Yönergeleri var. Her öğretmenimiz bunları okuduğunda okulda neler yapacağını. Startı verdiniz zaten bununla alakalı. Tanıtımı yaptıktan çok sonra da hoş. Startı ben da şimdi verdiniz. Açıyorum sistemi onlarca yüzlerce etkinlik eklendi iki gün içinde. Buradan fırsat gelmişken bütün camiamızı, öğretmenlerimizi özellikle tebrik ediyorum. Yani o kadar bir heyecanla sarıldılar ki. Bir de yarın bir etkinliğimiz var. Mesela bahsedeyim. İlk kez deneyeceğiz birazdan. Toplum, okul, aile çalışmaları. Burada da dediğimiz, az önce saydığım üçüncü ayağı dolduruyoruz. Aileyi de eğitimin içine katıyoruz. Zaten katmazsak olmaz bakın.
çocuğu hem yönlendirme, hem takip ve hem ona sağlıklı çalışma ortamı sunmak açısından bunu çok önemsiyoruz. Ailelerimiz çok örnek. Eğitimin çok önemli faydası. Şimdi buradan sayın velilerimize de fırsat gelmişken, çocuklarımız söylediklerimizi değil yaptıklarımızı yapıyor. Tekrar söylüyorum bakın, çocuklar söylediklerimizi davranışa dönüştürmüyor. Yaptıklarımızı, gördüklerini davranışa dönüştürüyor. Evde... Evet, bununla alakalı güzel espriler de var hatta. Evet, reisler, evde bu bilinçli hareket etmemiz lazım. Çocuğa sağlıklı ortam sunmak zorundayız. Çocuk zaten büyükten, büyüğünden, annesinden, babasından, ebeveyninden ne görürse onu kapacak. Aynen, o yüzden rica ediyoruz. Özellikle yani, bu çocuğun verimli ders çalışacağı saatlerde televizyon açmasınlar. Daha değişik şeylerle örnek olsunlar. Bir de çalışma ortamları da çok önemli çocukların ev içerisindeki onu çalışma ortamları. Onu söylüyorum. Evet, onu söylüyorum. O yüzden velilerimize de çok büyük görev düşüyor. Yani biz tabii ki okulda sonuna kadar bütün enerjimizle okul dışı zamanlarında doldurup ailede bunun ayrılmaz parçası. Ailenin de bizim bu dediğimiz şeyleri sonuna o yüzden aile eğitimlerini de çok önemsiyoruz ve ailelere de her fırsatta ulaşmaya çalışıyoruz. Evet, sorularımız yavaş yavaş gelmeye başlıyor bir taraftan, onları takip ediyorum. Onlara da değineceğiz ama madde madde giderken önce elimizdeki materyalleri, bir sorularımı ve vatandaştan da almış olduğumuz sorularımı bir tamamlayayım, ondan sonra şey yapacağım. Tabii. Şimdi eğitimi konuştuk, çok güzel bilgi projenizle başlattınız. Zaten anlatırken o kadar tatlı, o kadar aşkla anlatıyorsunuz ki müdürüm. Yani olay yaşadığınız belli, içinizde bunu yaşıyorsunuz. Ediyorum. Bütün arkadaşlarım böyle, inanın. Evet, yani... o da çok çok iyi çünkü... Dediğim gibi hepimizin çocukları var. Biz de isteriz Artvin'in güzel bir şekilde bilimle, sanatla, eğitimle anılmasını biz de isteriz. Ki hem haberciyiz, her şeyi görüyoruz. Hem de ulusal kanalları da haberleri izlediğimiz zaman hangi illerde ne şekilde bahsedildiğini de görüyoruz. Tabii ki. Artvin bir başka güzel de diyeyim ben size. Evet, eğitimi konuştuk. Bilge projelerimizden bahsettik. Onlara tekrar döneceğiz. Çok çok önemli bir konu var. Ona hemen girmeyeceğim. Bizi izlemeye devam edin kıymetli Artvinliler. Gazi İlkokulu gündemde. Bugün evet, de zaten bir takım şeyler oldu. Tüm mesaimizi ona harcadık. Evet. Saygıdeğer velilerimizle, ona öğretmenlerimizle paylaşımlarda ona bulunduk. Ona gireceğiz. Tabii ki. Eski Artvin Lisesi vardı. Evet. Hemen az yukarımızda, bizim de yanı başımızda eski Artvin Lisesi vardı. Yıkıldı. Evet. Otopark oldu. Evet. Neden? Şimdi bakınız, orası tabii şehrimizin çok güzel bir yerinde, çok önemli bir alan. Oranın değerlendirilmesiyle ilgili Artvin Lisesi'nin yıkılması tabii depremle ilgili yapılan etütlerden daha eski bir yapıydı biliyorsunuz. Daha güzel bir yapı tasarlanma için projesi üzerinde işte otopark yapalım, üstünü şöyle yapalım diye birkaç defa proje revizyonu olarak proje aşamasında biraz geciken bir işimiz. Evet. Çünkü doğal olarak herkes... Yer milli eğitimin mi? Tabii ki. Tabii ki bizim yer milli eğitim. Aynen. Ama yani şu anda belediye... Bütün yerler bizim milli emlaka bağlıdır ama kullanım hakkı bizim. Kullanım hakkı milli eğitimidir. Yani şu anda belediye kullanıyor zannedersem otopark Yok, olarak. Yok, biz kullanıyoruz. Geliri milli eğitime mi geliyor? Aynen. Valiliğimizin organize ettiği bir organizasyon yani otopark olarak kullanılıyor. Giriş 7 lira da onu biraz düşürelim bir durum. Onu biraz düşürelim. Şöyle diyelim. Buyurun. Çok güzel bir yer olduğu için doğal olarak bütün bürokrasi de biz de Artvin halkı da istiyor ki oraya güzel bir yapı oluşsun ve maksimum düzeyde katkı sağlasın şehre. Bu nedenle birkaç defa proje revizyonuna giden bir süreç var ve en son orada bizim planladığımız halk eğitim 6 katlı otopark, birkaç katı, 3 katı hatırladığım kadarıyla üstünde de Halk Eğitim Merkezi ve Milli Eğitim Müdürlüğü'nün olduğu güzel bir yapı var o alanda. Ve şu anda onun yatırım planına... Projesi bulunması... yapıldı mı? Tabii ki projesi hazır. İhale aşamasında... Bir daha alalım alt katını otopark olarak. Otoparklardan oluşan üst katında Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün hizmet binalarının olacağı bir proje. Evet. Şu anda her şeyi tamam. Yatırım programına alınmasını bekliyoruz. Yatırım programı orada AVM falan yok yani şu an. Hayır, öyle kesinlikle. O zaman AVM'yi Gazi Okulu olarak düşünüyorsunuz. Gazi affedersiniz. Şu andaki otopark olayı da geçici olarak atıl kaldığı için kullanıma hem otopark olayı Artvin'de çok büyük sorun gerçekten bir sorun. Hem onu sosyal anlamda ona katkı sunmak hem de ekonomik anlamda devletimize katkı sunmak için planlanmış geçici bir çalışmadır. Şu anda yatırım programına girdiği an oradaki projemiz başlayacaktır. Evet, arkadaşlar rejiye sesleneyim.
Gelen sorular sürekli akmaya başladı. Önemli gördüğünüz sorular varsa bana yazılı olarak da iletebilirsiniz. Hızlı hızlı geçtiği için takip edemiyorum. Kıymetli izleyicilerimizin sorularını da kaçırmamış olalım. Bir taraftan oradan rejideki arkadaşlar yardımcı olsunlar. Evet, gelelim şu Gazi. Evet. İlk öğretim okulunun yıkımı gündemde. Biz de bunu haber de yaptık. Diğer basın camiası da haber yaptı ve bazı duyumlar, konuşmalar, dedikodular aldık. Onun öncesinde şunu söyleyeceğim. Tadilat yapılan okul, aynı okuldan bahsediyoruz. Tadilatı yapılan okul neden yıkılıyor? Tabii ki sizler de vatandaşımız da bunu bize soruyorsunuz. Ama şöyle diyeyim ben, depremle ilgili çalışmalar, ülkemiz biliyorsunuz depremsel özelliği yüksek bir ülke. Özellikle bazı bölgelerimizde çok son günlerde özellikle 3-4 depremi arka arkaya yaşadık. Artvin olarak biz en şanslı bölgedeyiz. Evet, fay hattı geçmiyor. Evet, fay hattı geçmiyor ama yakınlarımızdaki fay hattından ne kadar etkileneceğimiz veya ne zaman büyük bir deprem olacağını da bilmiyoruz. Orası da doğru. O yüzden tabii, bir yere deprem olmuş. Biz hissediyorduk yani. Çocuklarımızın can güvenliği her şeyin önünde olduğu için burada hani şey olmaz, ödün olmaz. Bakanlığımız deprem olduğunda dayanıklılığı olmayan ya da yıkılma riski olan bütün binaları yenileme kararı aldı. Tadilat yapıldı. Bütün Türkiye'de yapılan bir çalışmadır bu. Bu çalışma bütün Türkiye genelinde yapıldığı için ve sonuçlanması da biraz uzun sürdüğü için geçen yıl arkadaşlarımız burada çocuklarımıza daha iyi bir olanak sunmak için bir onarıma gitmişler. Evet. Ama şöyle değerlendirelim lütfen bunu. Yani kısa bir sürede olsa çocuklarımız nezih bir ortamda eğitim sundu. Bir de yıkılıp yıkılmayacağını veya o kapsama alınıp alınmayacağını bilmiyorduk. O tarihte belli değildi. Tabii yani ki, tadilat tabii yapılırken depremde riskli okul içerisine gazi giriyor, girmiyor. Böyle bir şey söz konusu değildi. Şimdi, tadilat yapıldı. Aynen, haberlerden de takip ediyoruz, sosyal medyadan da. Evet. Bütün ülkemizde şu anda o depreme dayanıksız yıkılması gereken binalar illerimize duyuruldu ve eş zamanlı çalışmalar yürütülüyor. Çok yüksek rakamlarda illerimiz var. 50 okulun yıkılacağı, 20 okulun yıkılacağı. Artvin'de 2 okulumuz var. Biri Gazi. Merkez Gazi Okulu, ikincisi Kemalpaşa İlkokulu ve Ortaokulu. Orada da 3 tane bineden oluşan bir müştemilatımız var. Burada da yine 3 tane bloktan oluşan bir müştemilatımız var. Çok da güzel bir yer. Kemalpaşa'daki okulumuz daha dayanıklı. Orada zaten yıkım kararı yok. Güçlendirme yapacağız. Güçlendirme yapıp devam edeceğiz. Ama Gazi Okulu kesinlikle yıkılması gereken okullarda 3 blok var. Birisi 1930'lara dayanan bir şey var. Yığma bina zaten. Hmm. Çok eski tartışmadır bu, yıkılsın yenisi yapılsın diye. Ama şimdi deprem tahkiki yapılınca ne zaman karar alındı yıkılmasına? Ne zaman karar alındı? Yazı yeni geldi. Geçen hafta geldi. Biz de hafta sonu hemen çalışmalarımıza başladık. Evet. Tabii ki birinci konuda zaten artık tartışmanın da bir anlamı yok. Bu okul boşaltılması gereken bir okul. Ne zaman boşaltılacak? İnşallah en yakın zamanda. Yani 2 hafta sürmez, 1 hafta. Bir soru vardı, soruyu hatırlıyorum. Vatandaşımızdan gelen bir soru vardı. 2 hafta içerisinde diyorsunuz. Madem deprem bölgesiyse yarın deprem olmayacağının garantisi var mı? Ama şimdi bakın, bir hazırlık sürecinden geçmemiz lazım. Evet. Bizim çocukları alacağımız okulu hazırlamamız lazım. Tabii ki öyle sorarsanız bir kısmı da taşınmayalım. Biz deprem bölgesi değiliz. Yani o da var. Evet, ama o da deprem bölgesi burası değiliz. Tarihi bir okul. Bizim burada geçmiyor. Anılarımız var. Burada deprem olmaz hocam. Evet. Bugün bir sürü arkadaş da bana öyle dedi. Tabii o bir noktaya kadar biz onları değerlendiremeyiz. 3 hafta boyunca çocuklar deprem riskli okulda mı okumaya yani en kısa, bakın, devam edecekler şöyle, diye soru gelmiş. Tekrar söylüyorum. Evet. Tekrar söylüyorum. Deprem olduğunda dayanıklılık gücü olmayan, riski olan. Aynen. Yıkılacak ama demiyoruz bakın. Hı. Şiddetli bir deprem olduğunda yıkılma olasılığı ön planda olabilir. Peki bunu sezon sonuna atma şansımız var mıydı? İşte ama bakın, bunu nasıl yapabiliriz? Yani olur mu oradaki çocuklarımız? Ha, soruyorum ben yani. Alabilir yok miyiz? Atamayız. En kısa, Sayın Valimiz de talimat verdi. Nereye alıyoruz? Kendisi de bizzat ilgileniyor zaten, evet. Süreci takip ediyor. Sayın Vali Yardımcımız, evet. Bizler en kısa zamanda, biz hafta sonu çalışarak bugün velilerimize birkaç öneri sunduk. İşte bir iki okulda ikili eğitime geçebiliriz. Birincisi, çünkü burada bir velinin de mağduriyeti söz konusu. Tabii ki. Şimdi tabii evi yakındır, oradan getiriyordur. Aynen. Çocuğunu ya da öyle yemeğine, evine gidiyordur. Veli gelip ziyaret edebiliyordur. Özetleyeyim Sayın Altunkaya. Buyur. Bakın
Gazi Ortaokulumuzun karşılığı olan iki ilkokulumuz var. Birisi Vakıfbank İlkokulu, birisi Karadeniz Bakır İlkokulu. Yakın. Evet. Evet. Bunlar ilkokulda ise çocuğunuz oralara gidiyor, ortaokulda ise Gazi'ye geliyor. Yani aynı kayıt alanı. Şimdi öncelikle bunların birinde ikili eğitim yapabiliriz. Tabii Gazi'de şöyle bir realite var. İldeki en büyük okulumuz. Şu anda 29 derslik kullanıyoruz. 28 normal eğitim, bir de özel eğitim sınıfımız. 29 derslik kullanıyoruz. 29 dersliği alıp böyle koyacağımız bir okul yok ilde başta. Bölünecek. Bölmek bütün olasılıkları... Bu ilk öğretim okulu değil mi? Ortaokul. Şu anda ortaokul. Gazi Ortaokul. Ortaokul olarak. İsmi ilk şu anda ortaokulu. Biz öncelikle hemen olsun diye bu iki okulumuzda ikili eğitime geçim olasılığını değerlendirelim. İkili eğitimi açalım. İkili eğitim şöyle. Sabah öğlene kadar bir evet. okul gidiyor. Gazi Okulu diyelim ki bir binada. Öğleden sonra da başka bir okul. Bu çocukların eğitiminde bir aksaklığa neden olacak mı? Tabii ki. Şöyle şimdi insanlarımız düzenini kurmuş, ona göre ayarlamış, servisini tutmuş. Yani bir değişiklik olacak. Çalışan veliler çalışan var. Çalışan velilerimiz çalışan var. Yani, sabah çocuğu okula gönderdik, öğleyin saldınız, aldık çocuk. Ne yapacağım ben bu çocuğu? Aynen işte her uygulamanın artıları ve eksileri var. Bugün evet. mesela velilerimize olası birkaç olasılığı sunduk. Hatta eğitim yapıları açısından ilimizin en güzel kurumlarından biri olan fiziksel anlamda Vakıfbank'ta ikili eğitim yapabiliriz seçeneğini değerlendirdik. Yakında İmam Hatip Ortaokulumuz var. Oraya sığınma olasılığımız yok ama öyle bir şey var dedik. Ve bir de şu anda öğrenci yurdu olarak kullandığımız bir de mesleki teknik eğitim merkezimiz var. METEM diye. Evet. Oraya kullandığımız eski kız meslek lisesinin binası var. Orada yapacağımız tadilatlarla oraya bu okulu alıp tam günde yapabiliriz. Bu dört seçeneği bugün değerlendirdik. Yani velilerin de burada mağduriyeti, öğrencinin de burada mağduriyeti gerçekten söz konusu. Sayın Altınkaya şöyle bakın. Özür dilerim. Erpin'de zaten memur kesimi çok fazla. Evet. Memur işine gitmek zorunda kalacak. Aynen. Doğal olarak da çocuğu okulda olması gerekiyor. Bir öğlene kadar yaptık, öğleden sonra yaptığımız zaman burada velinin de düzeni bozulacak. Şimdi tabii bu öğrencinin düzeni zaten bir tarafa koydum. O bozuluyor. İşte, ama velinin de düzeni bozulacak. Çalışan veliler aynen. özellikle. Şimdi bu olağan dışı bir durum tabii. Yani biz içlerindeki en iyi seçeneği bulmaya çalışıyoruz. Yani ne yapsak bazı arkadaşların düzeni bozulacak. Burada biz İki şeyi çok önceliyoruz bunu tartışırken. Bir, çocukların sınıf düzenini bozmayalım. Sınıflarını birleştirmeyelim. Yani 5G sınıfını dağıtıp da A, B, C'ye vermeyelim o çocuklar. Evet. Çünkü alışa gelmişler arkadaşlar. Doğal olarak öğretmenlerimizin de düzenini bozmayalım. Zaten hedefimiz öğrenciler. Yaptığımız bütün çalışmalarda çocuklarımızın en az etkilenerek bu süreci atlatmasını istiyoruz. Öğretmenlerimiz de dahil. Tabii bu nedenle, öğretmenler dönemi. Bu nedenle evet bu süreci yönetirken dikkat ettiğimiz şey öğrencilerin eğitiminin aksaması. Özellikle 8. sınıf öğrencilerimiz ve bunu yaparken çocuklarımızın bu süreci en iyi atlatabilecekleri, en az etkilenebilecekleri yeri tercih etmeye çalışıyoruz. Bugün velilerimizle, öğretmenlerimizle, sivil toplum örgütlerimizle uzun uzun istişarelerde bulunduk. Velilerimizin önemli bir kısmı tam gün eğitim olsun, kız meslek lisesi binasında tanışalım. Bazı velilerimiz ikili eğitim olsun, bu okullarda kalalım falan. Şimdi bugün velilerimizin böyle adeta ne istiyorlar? Tabii ki bakın. Veliler de ikilerinde kaldılar bakın, yani. Biz şimdi bakın, bu bir zorunlu durum tabii ama biz istiyoruz ki öğretmenimizin, öğrencimizin, velilerimizin benimseyeceği bir seçenek olsun. Çünkü bakın bunlar bizim az önce söyledim. Paydaşlarımız. Evet. Paydaşlarımız. Onlar isteyecek evet. ki. Öğrenci memnun olacak, öğretmen evet. memnun olacak. Tabii ki etkilenecek ama en az etkileneceği seçeneği kovalıyoruz. O yüzden bugün velilerimizin de taleplerini aldık. Sayın Valimize sunacağız. Birkaç gün içinde hangi okula nakledileceğimizi de evet. açıklayacağız. Ama şundan emin olsun, rahat olsun velilerimiz. Sayın Valimiz başta olmak üzere hepimizin bakışı kamuoyunun velilerimizin en çok istediği çözüm. Bugün de tek tek yazılı mağdur etmemek çok hayır. çok önemli. Yani, bu konuda gerçekten mağduriyet olacaksa da en azı olsun. En az, asgari. En azı olsun. Ne kadar evet. Bu seçeneklerin içinden hızlı bir gün işte mesela kız mesleği değerlendirsek orada okuyan öğrencilerimiz var. 106 tane yatılı çocuklarımız var. Ona bir çözüm hemen üretmeye çalışıyoruz. Evet. İşte oradaki kurumu alırız. İkili yani araçların park edeceği yerden yürüme yoluna kadar her şeyi çalışıyoruz. Çalıştık. Çalışmaya da devam ediyoruz. İnşallah bir iki gün içinde de neticelendireceksiniz. Ondan evet. sonra okula geçilecek ve en kısa sürede de Gazi
ortaokulu, ortaokulunu yıkılacak. Geçici bir süre. Evet. Yıkılacak. Geçici bir ona süre. Geleceğim. AVM evet, yapıyor tabii. Musunuz? Ona da geleceğim. Evet. Gazi Okulu'nun yanında halk eğitim binası var zannedersem. O binayla ilgili herhangi bir tasarruf evet. var mı diye Ahmet Öztürk izleyicimiz soru o sormuş. O binayı da büyük oranda kompleksin içine koyacağız. Çünkü çocuklarımızın oyun alanını daha çok büyütüp bir okul oluşturmak istiyoruz. Ona geleceğiz şimdi. Evet. Ona evet. geleceğiz. Zaten halk eğitim binası dediğimiz şimdi eski Artvin, lisenin, eski, evet. eski Artvin Lise'nin olduğu yerde az önce bahsettiğiniz proje vardı ya. O otomatikten oraya gidecek. Altta otopark, üstünde halk eğitim binası, onun üstünde de milli eğitimin evet. idari binası evet. yer alacak. Gazi Ortaokulu'nun yıkım kararı alındı depremden dolayı evet. dediniz. Velileri konuştuk. Gazi İlkokulu'nun olduğu daha yere... Tekrar bir söyleyeyim bakın. Bu bizim tasarrufumuz da değil. Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat Emlak Daire Başkanlığı tarafından uzun süredir yapılan çalışmanın sonuçlandırılması ve bize tebligatıdır. Yani bu okulları deprem riski olduğu için bulun. Yıkacaksınız. Yani yıkıp yeniden yapacağız. Sadece, ona geleceğim. Evet. Şimdi evet. ona geleceğim. Sayın Müdürüm, orayı yıkıyorsunuz. Aldığımız duyumlar evet. Bunu işte araştırmadan yazan arkadaşlarımız da oldu. AVM yapıyor musunuz? Hayırlı uğurlu olsun. AVM. Bari ismini de buradan açıklayalım canlı yayında. Yani tabii ki. Ya da Milli Eğitim Müdürlüğü binası olacak. Böyle konuşmalar olmasın istiyoruz. Biz enerjimizi çocuklarımızın nitelikli eğitimine harcayalım ama tabii ki. Ya da evler, daireler falan mı sokaklar yapılacak? Konuşuyor. Evet, Gazi Ortaokulu yıkıldığı zaman ne yapılacak, ne kadar sürede yapılacak bunu bizi bekliyorlar, bunu duymak istiyorlar. Okulun ismi değişecek mi diye de bir soru gelmiş. Bakın. Bütün dinleyicilerimize şunu söylüyorum. Sayın Valimizin de bugün okul aile birliğiyle konuşurken evet. yaptığı beyanat ve bizim çalışmalarımız. Bakanlığımızın planlaması da o. Yıkılan Gazi Ortaokulu'nun yerine projelendirme çalışmalarına başladık. En kısa sürede modern donatılara ve sosyal alanlara sahip Gazi Ortaokulu'nu yapacağız. Projesi var mı? Tabii ki bakanlığımızın tip projeleri var. Onları şu anda bakanlık gönderdi bize, gönderiyor. Biz onları arsadaki konumuna bakacağız. Çünkü orası altında dükkanların olduğu, yoldan trafiğe direkt temas eden, eğimin olduğu, işte halk eğitimi kattığınızda daha da inşaatın büyüyeceği bir şey var. Belki bu bakanlıktan gelen projeler orada bizim ihtiyacımıza cevap vermesi özel projede çalışabiliriz. Bunu en kısa zamanda yayınlamamızı istiyoruz. En kısa zamanda yapacağız. Çünkü kamuoyu gerçekten merak ediyor evet, bunu. Evet. Biz de bayağı bir bugün üzerine düştük arkadaşlarla. Yayın kurulumuzla da beraber bayağı bir üstüne düştük. Yani yok AVM yapılacak, yok konut yapılacak. Yok, o konuları lütfen konuşmayalım. Zaman bile harcamayalım. Şu anda evet. bakanlığımızın... Bizim sizden ricamız Gazi Okulu'nun yıkımına zaten en kısa sürede başlanır. Başlandıktan sonra hemen yeni okulun, yine Gazi Ortaokulu ismini... Şu anda bakın, aynen Gazi Ortaokulu'nun yıkımıyla alakalı yazıyı kamuoyuyla paylaşabildiniz mi? Neyi? Sayın Müdürüm demiş, Gazi Ortaokulu'nun yıkımıyla ilgili yazıyı kamuoyuyla paylaşabildiniz mi? Tabii ki zaten bakın gizli saklı bir şey yapmıyoruz evet. ki. Yani paylaşıyoruz bugün de akşama kadar velilerimizle, öğretmenlerimizle. Şimdi bu konuyla ilgili açıklamamızı da basın duyurumuzu da yapacağız. Evet. Bunun için şeyi bekliyoruz. Taşınacağımız yeri de belirleyelim. Evet. Zaten Gazi Okulu'nun yıkım ve yapılıyla ilgili bir sorgulanacak şey, yapılacak bir durum yok. Yani bakanlığımızın ülke genelinde yürüttüğü bir çalışmadır. Burada da onun gereğini yapacağız. Biz en kısa sürede oraya çok güzel bir okul inşallah ilimize kazandıracağız. Tabii şimdi yıkılacak, yıkılıp oradaki iskelet kaldırılacak, taşınacak, harfiyat taşınacak tabii. orada. Akabinde hemen ihale mi yapacaksınız? Tabii yıkımla önce... beraber inşaat ihalesi birlikte de yapabiliriz. Bakalım yani projelendirme durumuna göre. Evet. Şu anda süreç, projelendirme süreci başladı ama biliyorsunuz bu çok kolay bir iş değil. Yani ya tabii ki onu biliyoruz. Yani, projeyi bulacağız, ondan sonra ihale süreci var, sonra müteahhitin alana ama girmesi. Ama bunu ne kadar ivedilikle İnşallah bakın önümüzdeki öğretim yılında misafir edip öğrencilerimizi taşıdığımız yerde 2021-2022 yani şu 3 ayı saymasak bir öğretim yılı kayıpla o okulu çocuklarımızın hizmetine açmaya tekrar çalışacağız. Açacağız. Evet. Gazi olacak ismi. Tabii Gazi. Tabii ki Gazi Ortaokulu. Ortaokulu olarak. İlimizin simge okullarından. Yani orada AVM yapılmıyor.
Hayır. Yani AVM beklentisi olanlar varsa kusura bakmasınlar. Evet, onu ben de söyleyecektim. AVM beklentisi olanlar gerçekten kusura bakmasınlar. Konut diyenler de oluyormuş. Evet, yok orada konut olmayacak. Eğitimde, çocuklarımız için güzel bir eğitim yapısı. İşten olan bir müdürümüzü sahip olmak Artvin için gerçekten çok önemli bir değer. Çok sağ olun. Yani bir okulun yıkılıp ama başka bir şey yapılıyor diye anılması da. Öyle bir şeyin kamuoyunda konuşulması bile bizi üzüyor yani. Yazıyor arkadaşlarımız. İşte ikili eğitim yapmayalım, tek eğitim yapalım diye yazan velilerimiz de var. Bunlar hiç kaygılanmasınlar. Bugünkü toplantıda söyledikleri her şeyimizi not ettik. Evet. Her şeyimizi aldık. Devamında yine toplantılar da yaptık biz. Orada da not aldık. Velilerimizin ve öğrencilerimizin talepleri bizim için çok önemli. Evet. Biz söylediğim gibi biz milli eğitimi birlikte... Evet, zaten bilge projede ya çok güzel. Bilgede de bakın bunu biz... Bu gerçekten hayata geçtikten sonra akademik başarıydı. Aile içerisine katarak yapılan çalışmalardı. Aynen. Çok iyi ve sağlıklı bireylerin yetiştirilmesiydi. Herkes beyaz yakalı olmayacak. Aynen. Bu ülkenin her çeşit insana biz bakın, ihtiyacımız var. Artvin halkıyla bütünleşerek başarılı olacağız. Biz... Bunlar çok çok iyi. Şunu da notunu verelim. Eski Artvin Lisesi yıkıldı. Şu anda otopark olarak kullanılan Eski Artvin Lisesi'nin olduğu yere müdürün projeyi bahsetti. Bu da eğer projesi falan çizildiyse, 3 boyutlu çizildiyse. Şu anda hazır. Hazırsa bunu da yayınlayalım. İhale aşamasında. Bu tabii devletimizin yatırım programlarının ilerlemesiyle ilgili. Projeyi de yayınlayabiliriz. Projesini yani, zaten biz çeşitli yerlerde toplantılara gösteriyoruz. Orada otopark dedik. Aynen. Üst tarafına uzun süreli eğitim, bir olay bu. Yani biliyor insanlarımıza. Yani sürekli oradan oraya taşın. Zaten yani insanlarımızın belli. Bize Artvinlerimizin haklı olarak sordukları projeden ziyade niye başlamıyor? Ama işte devletimizin öncelikleri yatırım planı. Bakın bugün bir velim şöyle bir şey sordu. Evet. Gazi okulu da aşağıdaki arsa gibi olur mu? Olmaz. Soracak. İşte doğru bakın olmaz ama bakın devletimizin de yatırım planında öncelikleri var. Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Binası'nın önceliğiyle Gazi'nin ama önceliği ben şunu farklı. İstiyorum. Ben sizden şunu istiyorum. Bir gazeteci olarak ben şunu sizden istiyorum. Gazi İlkokulu yıkıldıktan sonra. Ortaokulu. Ortaokulu düzeltiyorum. Ya çizilen proje, yapılan proje lütfen yayınlayın. Bunu zaten lütfen yayınlayın. Bakın şuraya bu şekilde yine Gazi Ortaokulu diye şöyle bir imkanlarla güzel bir okul, eğitim yuvası yapılacak diye o görseli yayınlamanızı istiyorum ben. Sayın Altunkaya artık bilgi teknoloji çağında yaşıyoruz. Yani her şeye ulaşmak o kadar kolay ki bizim yaptığımız projeyi, oraya uygulayacağımız projeyi internetten de girip de görebilirsiniz. Sorun değil ki. Bakanlığın şu tip projesini yani, oraya yapacağız. Milli Eğitim Müdürlüğü de bunu yayınlasın. Hiç sorun değil. Biz o karar aşamasında o süreçte tabii ki yani Artvin halkının da içi rahat. Tabii ki yani zaten inşaat sürecini Gazi Ortaokulu ilimizin en köklü, en çok mezun veren, en çok tarihsel değeri olan bir okul. Evet. Orada tabii ki süreci birlikte isteyen arkadaşımıza her gün gerektiği zaman kamuoyuna da bilgi de sunarız. Basın bilirse o tür konularda sorun yok. Yani bizim yaptığımız, Milli Eğitim'in yaptığı şu anda bütün bürokrasi artık her şey ulaşılabilir, görülebilir nitelikte. Hiçbir şey gizli saklı yok ya. Evet, Murat Balkay'dan bir soru gelmiş müdürüm. Kemalpaşa İlköğretim Okulu'nun 40 senedir değişmeyen okul bahçesi, sosyal ve spor alanları yapılacak, yenilenmesi gerekmektedir demiş. Daha kullanışlı ve geniş alanlar ortaya çıkar diye de söylemiş. İnşallah orayı da proje anlamında, güçlendirme anlamında çalışmaya başladık. Zaten ilde iki okul. Biz şanslıyız şimdi. Ben diğer illerinde durumunu bildiği için tabii daha büyük bir karmaşa var. Da, yani, sıkıntılı tabii, da bir süreç. Orada Artvin'de düşünün taşıyan, 4 tane okulumuz olsaydı koyacak yer bile sıkıntı yaşar. Tabii şu anda ama AVM sayısı artmıştı. Şu anda bakın AVM biz sayısı artmıştı. Şu anda şunu tartışmak da güzel. İnsanlarımız Artvin'de ikili eğitimi unutmuş. Çok güzel bir şey bu. Bütün okullarımız en az 20 yıl olmuş. Tekli eğitime geçmiş. Ve yine... Bakın bugün ben söylüyorum, 4 tane alternatif sunduk diyorum velilerimize, öğretmenlerimize. Bir ikisi üzerinde yoğunlaştık ama bu yani bizim imkanlarımızın olduğu anlamında güzel bir şey. Güzel biz şu anda şey içlerinden burada, hangisini seçeceğimizi tartışıyoruz. Evet. Eğer burada iki okul olsaydı birini alıp ötekine vermek zorundayız. Artvin'de çok özür dilerim. Artvin'de eğitim yapıları açısından çok şanslıyız. Bunu hani bir görsün insanlarımız. Eski binalarımız kalmamış diyorum da derslik başına düşen öğrenci sayımız 12'lere 13'lere düşmüş. Muazzam bir şey. O yüzden bu tür geçici durumlar yaşadığımızda da yani burada işte,
Öğrencinin mağduriyeti, velinin mağduriyeti, öğretmenin mağduriyeti gerçekten çok önemli. Bunları hassasiyetle eleyeceğinize... Bu vesileyle bir şey söyleyeyim. Bakın, buyurun. Yaptığımız bütün çalışmaların hedefinde öğrencilerimiz var. Evet. Lütfen velilerimizden rica ediyorum. Biz bunları tartışıyoruz, konuşuyoruz vesaire. Öğrencileri bu sürecin içine sokmadan çocukların motivasyonunu artırsınlar. Bu süreci hemen atlatıp çocuklarımızın başarısına odaklanmamız lazım. Fiziksel yapıların başarıdaki etkisi bir noktaya kadar. Esas moral, motivasyon önemli. O yüzden biz çocuklarımızı hiç bu sürecin içine dahil etmek istemiyoruz. Evet. Yani bu sınıfta değil de o sınıfta dersini görecek. 100 metre fazla veya az yürüyecek. Veya işte dersliğin boyutu bu olacak. Bunlar bakın başarıdaki etkisi şey. Ama bunu kaçırır da bir kamuoyunda bir tartışma alanı haline getirirsek çocuklarımıza yazık ederiz. Biz tartışalım ama çocuklarımızın başarısının önüne geçirecek davranışlarda bulunmayalım. Bugün ben çok böyle hararetli de doğal olarak ilgiyi duyduğu için sayın velilerimiz hararetli bir tartışma içinde olduk. Ama hiç kimse nezaketini kaybetmeden sevgi saygı içlerinde hepimiz birbirimize fikirlerimizi ifade ettik. Evet. Bu anlamda çok teşekkür ediyorum velilerimize, nezaketlerine, katkılarına ve bu süreçte de böyle yönetmek zorundayız. Eğitimlerimiz, şunu da bir aydınlık getirelim. Hoşgörülerine sığınıyoruz. Evet. Bir zorunluluk. Evet. Zorunluluk. Zorunluluk. Çünkü yapılması biz lazım. Hani güvenliksiz süreci de bir tekrar dile alalım. Şimdi 3 ay eğitimin bitmesine 3 ay var. 3 aylık bir süreyi baz alalım. İnşaat bina yıkılacak. Yerine hemen yenisine yeni projeyle başlanacak. Yenisine başlanacak. Geldik 2021'e. 2021 yılı içerisinde de yine bu inşaat çalışmamız devam edecek. Ya şimdi bizim hedefimiz tekrar söylüyorum bakın. Bir sonraki öğretim yılını misafir olarak taşındığımız kurumda 3 ayla birlikte sonra taşımak. Ama tabii ki inşaat işleri biliyorsunuz ülkemizde. İnşallah iyi gider. Bir aksama olmaz. Evet. Ama bunun için biz idari olarak elimizden gelen her türlü tedbiri alacağız. Çok da uzun tutmadan çocuklarımızı eski modern sosyal donatılarla hazırlanmış okullarına kavuşturacağız. İnşallah. Sayın Müdürüm, yavaş yavaş da yeni sonuna geliyoruz. Yönetmenim uyarıyor oradan. Evet. Gerçekten dolu dolu güzel bir program oldu. Çok teşekkür ediyorum. Başta şunu söylediniz. Öğretmen açığımız yok dediniz. Evet. Dersliklerimiz çok çok iyi. 16-20 tane öğrencilerle dersliklerimizde öğrencilerimiz, çocuklarımız eğitim öğretim görüyor dedik. Bunlara değindik. Benim de çok beğeniyle takip ettiğim bilgi projesi hayata geçirdiniz ve bunu başlattınız. Çok da güzel bir şekilde ilerleyecek. Onlara da değindik. Şurada lütfen buyurun, sözünüzü unutmayın. Bilgi projesi benim değil, Artvin'deki tüm eğitim camiasının 3071 tane personelimin projesidir. O anlayışla herkesin de katkısı vardır hazırlanmasında. Herkesle de birlikte yürüteceğiz. Başarıyı da bu güzel ekiple birlikte yakılacağız inşallah. Gazeteciyiz ama sonuçta biz de çocuklarımız var. Bizler de veliyiz. Eğitimde ne kadar güzel bir başarı çıtası yakalanırsa bizim çocuklarımızın da bunun faydası vardır. Biz de bunlarda güzel sonuçlar alacağız. İnşallah. Evet, gündemde olan Gazi Ortaokulu'nun durumunu değerlendirdik. Buradan kıymetli izleyicilerimiz, Gazi Okulu deprem riskli okullar arasına alındığı için yıkılması gerektiğini söylediler. Zaten gündemdeydi. Bazı dedikodular vardı. Ben bunu birinci ağızdan duymak için özellikle bu akşam canlı yayınımıza İl Milli Eğitim Müdürümüzü almak istedim. Müdürüm de birinci ağızdan izah etti, aşamalarını tek tek anlattı. Velilerle bir araya gelmişler, toplantılarını gerçekleştirmişler. Kısa sürede taşınacak. Evet. Akabinde de yerine yine Gazi Ortaokulu olarak, yapılacak. Eğitim öğretime yeni bir binada öğrencilerimiz devam edecekler. Müdürüm, kapatmadan önce son sözlerinizi almak istiyorum. Şimdi bu Gazi vesilesiyle bir şey söyleyeyim. Madem konu açıldı. Bakın, bizler eğitimciyiz. Çocuklarımız gülünce biz de gülüyoruz, onlar üzülünce biz de üzülüyoruz. Ailelerimizle empati yapıyoruz. Bütün kararlarımızı bu doğrultuda alıyoruz. Ben Artvin'de yaşayan insanlarımızdan şöyle nacizane bir şey var. Böyle günlük küçük ufak tefek tartışmaların konusu çocuklarımızı yapmayalım lütfen. Yani çocuklarımızı sürece katmayalım. Yani çünkü o tartışmanın bizde yarattığı etki farklı, çocuklarımızda yarattığı etki farklı oluyor. Tabii. Lütfen biz başarıya odaklanmış bir ekibiz. Bakın ben başından söyledim. 3071 personelimle bütün çocuklara aynı mesafede eğitimde fırsat eşitliği sunarak başarıya odaklanmış bir
kurumun yöneticisi, temsilcisiyim. Son sözde dediniz madem... Yok, arada bir şey söyleyeceğim. Özür tamam, dilerim. Buyurun. Çok özür dilerim. Bir soru görmüş. Özdemir Bağdat'ı, Özdemir Bey, iyi akşamlar diliyorum. İzlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Müdürüm, az önce zaten canlı yayına girmeden önce de benim size konuyu ettiğim konulardan bir tanesi öğretmenlerin kot pantolon, kirli sakalla eğitime gitmeleri. Tabii şimdi bakınız, yani biz alışkanlıkları unutmamız veya terk etmemiz biraz zor oluyor. Biz de uzun süre alışamadık ama dünyada da bir uygulama, bir trend var. Yani artık böyle resmi kıyafetlerden ziyade insanların kendilerini rahatça ifade edebilecekleri kıyafetler, serbest kıyafet dediğimiz. Biz bunu benimsiyoruz ama şuna dikkat ediyoruz seyircimize de cevap olarak. Öğretmen oturuşuyla, kalkışıyla, konuşmasıyla örnek insandır. Kıyafette de serbest kıyafet ama temiz, düzenli kıyafet giyendir. Arkadaşlarımız da sağ olsunlar. Hani biraz velilerimize işte saç sakal normalden farklılaşınca dikkatini çekiyor ama hep birlikte de herhalde alışmamız gereken bir süreç bu. Çünkü yani özellikle bazı branş öğretmenlerimiz yerlerde oturarak çalışıyor vesaire, serbest kıyafet bu anlamda çok alışmamız lazım. Çok da sorun etmememiz lazım. Çünkü yurt dışından geldiğimizde onlar öyle diyorduk falan, bu defa biz de o sürece katıldık. Ama tabii ki öğretmeni biz diğer memurlardan ayırarak, arkadaşlarımız da zaten özen gösteriyor. Çünkü öğretmen çocuğa örnek olandır. Dikkatli yani ediyoruz, arkadaşlarımızı uyarıyoruz. Evet müdürüm, çok teşekkür ediyorum. Yayınımıza geldiniz. Buradan velilere, öğrencilere ve öğretmen meslektaşlarınıza aktarmak istediğiniz sözleriniz varsa onları da... Çok teşekkür ediyorum Sayın Altunkaya, bizleri konuk ettiğiniz için. Aslında Artvin'le ilgili çok hayalim var ama eğitim anlamında bir hayalim var. Onu paylaşayım son cümlelerim olarak. Artvin'den eğitim için göçen ailelerimizin göçünü durdurmakla başlayan süreçte hayalim, çevre şehirlerden ve uzaktaki hemşehrilerimizin çocuklarını Artvin'e okutmak için getirdikleri bir süreci hayal ediyorum. İnşallah. Ya, diyeyim de bunun için altyapı çok önemli. Aynen, bakın bina, her şeyimiz var. Teknik. Her şeyimiz var. Kimsenin de kaygısı olmasın. Çünkü öğretmenimiz var. Eğitimde en değerlimiz öğretmen. Teknoloji, iletişim, ulaşım ne olursa olsun sınıfta değiştiren öğretmendir. Bütün çalışmalarımızda da bakın dedim ki her öğretmenimin ayağına gidiyorum, öğretmenler odasında sohbet ediyorum. Bununla da övünüyorum, ben de bir öğretmenim. Evet. Öğretmenimiz işe sarıldı mı bu iş olacak ve şu anda da muazzam bir sinerji yakalamış durumdayız. Buradan sevgili öğrencilerime başarılar dilerken onların çabası için bir anne baba edasıyla çırpınan, çaba gösteren öğretmenlerimi de tebrik ediyorum. Öğretmen isteyince olacak, bakın projemizde de bu altyapıyı kurguladık. Çalışanı ön plana çıkaracağımız, başarıyı ödüllendirebileceğimiz, başımızda tac edeceğimiz bir süreci yaşıyoruz. Ve inanıyorum ki her şey bir hayalle başlar. Bu hayalimi de birkaç yıl sonra farklı noktalarda konuşuruz. İnşallah müdürüm, bizler de artık yayın hayatımıza devam ettiğimiz süre içerisinde sizleri yine ara ara konuk olarak almak isteriz. Başta da söylediğim gibi eğitim bizim için de çok önemli. Biz de Artvin Medya Camiası olarak, ailesi olarak... yayın kurulu arkadaşlarımızla beraber her zaman dile getirdik. Turizm ve eğitim bizim için çok önemli. Biz de hem gerek internet yayınımızda, televizyonumuzda, hem gerek yazılı basınımızda, Artvin Medya Gazetemizle eğitimde biz de aktif rol almak istiyoruz. Yapılan çalışmalarınızı, projelerinizi yazıp tüm okuyucularımıza bunu iletmek istiyoruz. Eğitime biz de Artvin Medya Camiası olarak çok çok önem veriyoruz. Bu akşam konuk oldunuz. Gündemdeki sorulara cevap verdiniz, yanıtladınız. İzleyicilerimiz bizleri takip ettiler, izlediler. Ve tüm izleyicilerimi tekrar sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar ediyorum. Çok sağ olun. Evet kıymetli Artvin Medya TV izleyicileri, Duran'la 8. gün canlı yayın programının da sonuna geldik. Haftaya bir başka konukla tekrar birlikte olacağız. Sizlerin karşısına çıkacağız. Bu arada salı akşamı ve çarşamba, cuma akşamı da yine canlı yayınlarımız olacak. Artık haftanın hemen hemen her günü Artvin Medya ekranlarında canlı yayın programlarıyla sizlerle birlikte olacağız. Sıddık Dalkılıç, Aydın Tatar, Mertkan Tatar'la canlı yayın programlarımız Artvin Medya'da devam edecek. Bizi izlemeye devam edin.